Türkiye Jokey Kulübü İzmit Merkez Aşım İstasyonu'ndan merhabalar. Aşıma doğru da bu hafta neler yapacağız, neler işleyeceğiz, neler konuşacağız? Yetiştiricilerimize, at sahiplerimize, daha doğrusu aslında tüm at sevdalılarımıza merak ettikleri soruların cevaplarını vereceğiz. Bu hafta aşım öncesi kısraklarda ve aygırlarda ne gibi uygulamalar yapılıyor, beslenme şekilleri neler, bakımları nasıl oluyor, bunları öğreneceğiz. Hadi şimdi hep birlikte hekimimizin yanına gidelim ve bu soruların cevaplarını bulalım. Veteriner hekimimiz Fatih Dereli'nin yanına geldik. Şimdi ondan aşım sezonu öncesinde kısrakların ve aygırların bakımlarını, beslenmelerini ve öncesinde ne gibi uygulamalar yapıldığını ona soracağız ve cevaplarını hep birlikte alacağız. Bütün aşım sezonu, bütün yetiştiricilerimize hayırlı olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Güzel, mutlu sonuçlarla yetiştiricilerimize iyi bir hizmet veririz. Bunu temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle aşım sezonu Türkiye'de 1 Kasım'da başlıyor. Aşım sezonundan kastım 1 Kasım itibariyle atlar için sezon öncesi yapılması gerekli testlerin başladığı tarih. 1 Kasım bizlere neleri ifade ediyor? 1 Kasım yetiştiriciler için önemli bir tarih. Bu tarihten itibaren ister kısrağı olsun ister aygırı olsun yetiştiricilerimizin tarım il veya ilçe müdürlüklerine müracaat ederek aygırlarından ve kısraklarından bir an evvel aşım sezonu için istenilen EVA, RUAM, DURIN, Salmonella Abortus Equi isimli hastalıklar için yapılması gerekli testlerin yapılmasını sağlamaları gerekiyor. Birinci temel şartımız bu. 1 Kasım'ın da özelliği ve önemi buradan gelmekte. Ama asıl aşım sezonu sizlerin de bildiği gibi 15 Şubat itibariyle ülkemizde başlıyor. 15 Şubat'ın da önemini kısaca anlatmak gerekirse, bildiğiniz üzere Türkiye Kuzey Yarımküre'de bulunan bir ülke. Dolayısıyla atlar mevsimsel poliöstrik hayvanlar. Bunu da açacak olursak, östrik halk adında talep adı verilen kısrakların çiftleşme isteği. Poli Latince'den gelen çok anlamında. Mevsimsel bildiğimiz üzere mevsime bağlı demek. Dolayısıyla başa dönecek olursak atlar mevsimsel poliöstrik hayvan dedik. Mevsime bağlı olarak çok sayıda talep yani çiftleşme belirtisi gösteren hayvanlardan bahsediyoruz. Kuzey Yarımküre'de de mevsim, dolayısıyla ışık, dolayısıyla hava sıcaklığı 15 Şubat takribi 15 Şubat'tan itibaren yükselmeye, artmaya, gün ısısı, gün ışığı yükselmeye başladığı için ülkemizde aşım sezonu çiftleşme anlamında 15 Şubat'ta ama aşım sezonu için gerekli hazırlıklar 1 Kasım'da başlıyor. Tekrar 1 Kasım'a dönecek olursak yetiştiricilerimiz atlarının bulunduğu ildeki tarım il veya ilçe müdürlüklerine müracaat ediyorlar. Daha önce söylediğim testlerin tamamlanmasını sağlıyorlar. Bu testler sağlandıktan sonra ancak ve ancak Türkiye Jokey Kulübü'nün herhangi bir tesisine girmek isterlerse bizim sahip olduğumuz misafir kısrak talimatnamesi, misafir aygır talimatnamesi ve aşım talimatnamesi gereğince ancak bu testler sonuçları negatif olduktan itibaren bizim tesislerimize giriş yapabilirler. Şimdi burada 1 Kasım gerçekten önemli bir tarih. 15 Şubat dedik aşımlar başlıyor. Yaklaşık 3,5 ay gibi bir süre var. Bu süre her ne kadar uzun gibi görükse de maalesef göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Yetiştiricilerimizden benim özellikle ricam, isteğim 1 Kasım'a mümkün olduğu kadar kısa sürede, o tarihe yakın sürede işlemlerini tamamlamaları. Neden önemli? Her defasında sonuç istediğimiz gibi negatif gelecek diye bir kural maalesef yok. Ortalama zaten kanları alındıktan itibaren sonuçların istenildiği şekilde negatif olarak bizlere ulaşması bir ay kadar bir süre almakta. Az önce demiştik 3,5 ay kadar bir süremiz var. Testlerin de ortalama 1 ay 15 gün gibi sürdüğünü düşünürsek eğer bize baktığımızda çok fazla bir süre kalmıyor. Kaldı ki testlerin sonuçları istediğimiz gibi gelmez ise mesela toksik gelebilir, pozitif gelebilir, okunmamış olarak gelebilir veya son zamanlarda sıkla karşımıza çıkmaya başladı. Testlerin başına da bir şey gelebilir. Kaybedilebilir, çalışmayabilir. Dolayısıyla bu tür şeyleri de öngörerek, düşünerek
hareket etmek burada önem arz etmekte. Dolayısıyla az önce de söylediğim gibi mümkün olduğu kadar 1 Kasım'a yakın. Yani daha 3,5 ayımız var deyip de 15 Aralık'ta, 1 Ocak'ta başvurmaktansa 1 Kasım'a yakın bir tarihte başvurumuzu yapar, testlerimizi elde edersek kısaklarımızı da TCK'nın ilgili tesislerine koymaya hak kazanmış oluruz. Evet, peki sonuçlarımız geldi. Hepsi negatif, hepsi istendiği gibi kısraklarımızı ya da aygırlarımızı aldık buraya. Peki bunun sonrasında siz burada neler yapıyorsunuz hekimler olarak? İsterseniz öncelikle aygırlardan başlayalım. Çünkü az önce de söylediğim gibi bahsetmiş olduğumuz testler kısrak, aygır fark etmiyor. Her ikisi için de olmazsa olmazlar. Eğer ki aygır sahipleri, aygırlarının Türkiye Jockey Kulübü istasyonlarında, aralarında aşım yaptırmak istiyorlarsa burada aygırlar için ilave başka testler de devreye giriyor. Dolayısıyla aygırların tesislere daha önce girmesi gerekiyor. Burada birinci temel nokta aygırlar için de bizim kendimizin aynı zamanda da bakanlığın talep ettiği bazı testler söz konusu. Aygırlar bizim elimize ne kadar erken gelirse biz o testleri az önce de bahsettiğim gibi mümkün olan en kısa sürede tamamlarız. Aygırlarımız 15 Şubat'a hazır halde, bütün testleri yapılmış halde bulunurlar. Aygırın bir önemli özelliği de bizim tesise girmesini daha erken arzu etmemizin sebebini söylemeye çalışıyorum. Neticede aygırdan bahsediyoruz. Ortalama rakam verecek olursak yaklaşık 50 veya 100 civarında kısrağa aşım yapacak. Yani aşım sezonunda bildiğiniz gibi 15 Şubat'ta başlıyor, 30 Haziran'da sona eriyor. Ortalama 135 günlük bir süreç. Dolayısıyla bir aygır 135 günde 50 ila 100 kısrağa yaklaşık aşım yapacak. Aygırın tesise önce gelmesi gerekiyor ki aşım yapacağı yeri tanıması lazım. Adapte olması lazım. Oranın mevsimine, iklim koşullarına uyum sağlaması lazım. Orada çalışan personelin aygırın da orada çalışan personele uyum sağlaması lazım. Kaldı ki az önce de söylediğim gibi testleri tamamlamamız lazım. Testler yine istediğimiz gibi negatif gelmeyebilir. Olumsuz sonuçlar gelebilir. Zaman her ne kadar 3,5 ay varmış gibi görükse de testlerin istediğimiz gibi gelmemesi ihtimali düşünerek belki bir tedavi gerekebilir veya başka bir özel durum, istisnai durum şekillenebilir. Dolayısıyla aygırların da aşım sezonuna en az bir ay kala TCK'nın aşım istasyonlarına veya haralarına giriş yapması gerekiyor ki hem aygırı tanıyalım, hem aygır bizi tanısın, hem de bu geçen sürede testlerini tamamlayalım. Şimdi başa dönecek olursak, bütün testlerimiz negatif, kısraklarımız, aygırlarımız tesislerimize giriş yaptı. Bizler neler yapıyoruz? Aygır önemli. Neticede az önce de söyledim, 135 günde bir sürü kısrağa aşım yapacak. Kısrak da önemli. Hamile kalacak ve yetiştiricilerimize başarılı taylar verecekler. Aygırdan bahsedecek olursak, ünitemize geldiği andaki kondisyonu ve konformasyonu çok önemli. Kondisyon, girişte mutlaka bütün atların aygır, kısrak, gebe kısrak, boş kısrak, yeni doğmuş tay, weanling, yearling hepsinin mutlaka kilosu tartılır, resmi çekilir. Yapabiliyorsak olumsuz bütün gördüğümüz her şeyin resmini mümkün olduğu kadar çekeriz. Giriş çıkış tutanağımıza not ederiz. Kondisyona dönecek olursak, şimdi bir mucizeden bahsediyoruz. Amacımız doğum, yani canlı tay elde etmek. Dolayısıyla hem aygırımızın hem de kısrağımızın belirli bir kilogramda, kondisyonda, konformasyonda olması gerekiyor ki, yani sağlıklı olması gerekiyor ki sağlıklı bir tay elde edelim. Bizler ne yapıyoruz? Hem kısrakların hem aygırların kondisyonlarını değerlendiriyoruz. Buna göre vücut kondisyon skoru veriyoruz hem aygıra hem kısrağa. Buna göre de, ortaya çıkan sonuca göre de bir rasyon programı belirliyoruz. Olması gereken noktaya ulaştırmak için hem kısraklara hem aygırlara gerekli vitaminleri, mineralleri de ekleyerek uygun bir rasyon belirleyerek aşım sezonu öncesinde veya sırasında olması gereken bir kondisyona ulaştırıyoruz. Öncelikle hedefimiz bu. Çünkü zayıf bir kısraktan hamilelik elde edemeyeceğimiz gibi zayıf bir aygırdan da gebelik sonucuna maalesef ulaşamıyoruz. Dolayısıyla öncelikle hedefimiz her iki cinsi de uygun kiloya, kondisyona ulaştırmak. Yine aygıra dönecek olursak, aygırlarımız önemli atlarımız bizler için. Tırnak uygulamaları var.
Neticede aşım sırasında arka ayakları üzerinde duruyorlar. Hem tırnaklarının hem de kemik yapılarının sağlam olması gerekiyor. Nalbantlarımızla gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Nal çakılması gerekiyorsa nallarını çakıyoruz. Bunun yanında parazit mücadelesi çok önemli. Vücutta eğer parazit varsa mutlaka atın bağışıklık sistemi zayıflayacaktır. Dolayısıyla parazit mücadelesi için de aygırlar için 45 günde bir boş kısraklar ve diğer hayvanların da statüsüne göre gebe kısraktay. Onlara da yine 45 günde bir, ayda bir veya 2 ayda bir olacak şekilde uygun parazitler ilaç seçilerek parazit mücadelesi yapıyoruz. Bunun yanında aşı uygulamalarımız var. Aşılar da çok önemli. Ülkemizde atlar için 2 tane aşımız var. Bunlardan bir tanesi grip hastalığına yönelik. Diğeri de herpes virüs diye adlandırdığımız gebe kısraklarda düşükler olmasın diye veya sinirsel semptomlar ortaya çıkmasın diye yaptığımız, aynı zamanda aygırlarda da sinirsel semptomlar veya diğer olumsuz belirtiler, hastalıklar ortaya çıkmasın diye yaptığımız 2 tane aşımız var. Bu aşıların da gerek tesis içerisinde bulunan atlara gerekse de tesise girmeden önce bulundukları çiftliklerde yapılması için gayret gösteriyoruz. Aygırlar tesise girmek için gerekli şartları sağladıktan sonra tesise girerler. Tesiste ortalama 1 ay kadar bir karantina veya izolasyon süreci geçirirler. İzolasyon veya karantina dediğimiz süreçte yapılması gereken bazı testler var. Bunlardan bir tanesi leptospirozis adı verilen hastalık için ilgili laboratuvara aygırlardan idrar gönderiyoruz. Bunun sonuçlanması yaklaşık 1 hafta sürüyor. Bir diğer yaptığımız testte 3 tane hastalık için, hastalık isimlerini vermek gerekirse kısaca CEM, Pseudomonas ve Klebsiella olarak tanımlanan hastalıklar içinde aygırın genital organlarından swap alarak bu swapları ilgili laboratuvara gönderiyoruz. Bu testlerin de yaklaşık sonuçlanması yine ortalama 20 gün ila 1 ay sürmekte. Dolayısıyla yine önemli olduğunu vurgulamak istediğim yere dönecek olursak, aygırın bize, tesislerimize mümkün olan en erken sürede girmesi gerekiyor ki hem bu testler tamamlansın hem de sürekli söylediğim gibi aygırın tesise, işlemlere, insanlara, mevsime adapte olması sağlansın. Peki şimdi kısraklara gelecek olursak, kısraklara ne gibi farklı uygulamalar yapılıyor? Aygır ve kısrak adından da bahsedileceği üzere farklı. Kısrakları genel olarak söyleyecek olursak, amaç sezona hazırlamak, en erken sürede hazırlamak. Bütün yetiştiricilerimizin arzusu erken doğan tay elde etmek. Dolayısıyla biz de bu noktada gerekli ve arzu edilen hizmeti vermek amacıyla kısrakları mümkün olan en kısa sürede, 15 Şubat'a yakın sürede, özellikle boş kısraklardan bahsediyorum burada, hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi burada bu durumu ikiye ayırabiliriz. Bir, tesisimiz içerisinde bulunan boş kısraklarımıza uyguladığımız ve yaptığımız işlemleri anlatabilirim. Bir de bize henüz gelmemiş ama bize gelecek olan, içinde bulunduğumuz aşım sezonunda kullanılacak olan kısraklar için neler yapılacak onları anlatabiliriz. Tesis içerisinde bulunan boş kısraklardan bahsedecek olursak, birincisi az önce de söyledik, istenilen şey erken doğumlu tay. Dolayısıyla erken hazırlamak ve 15 Şubat veya bu tarihe yakın bir zamanda kısrakları çiftleşmeye hazır hale getirmek için yapılması gereken ilk şey suni ışıklandırma. Suni ışıktan kastımız mevcut ahırların tavanında bulunan ışık. Bununla birlikte neler yapıyoruz boş kısraklar için? 1 Kasım'da kanlar alınmaya başladığı andan itibaren artık kısrakları ultrasonla muayene etmeye başlıyoruz. Neden boş kaldı? Bu sorunun cevabını almaya çalışıyoruz. Yani 15 Şubat'ta aşımlar başlıyor düşünürsek 35 gün, 3,5 ay bir süremiz var. Bu 3,5 ay içerisinde bir önceki sezondan neden boş kaldığını tespit edip daha sonrasında da bunun tedavisini gerçekleştirip yetiştiricilerimize sorunsuz bir sezon geçirmesi için elimizden gelen ultrason uygulamaları, uterus uygulamaları, uterus tedavisi ve diğer hormonal uygulamaları yaparak kısrakların erken zamanda aşıma hazır olmasını ve gebe kalmalarını sağlamaya gayret gösteriyoruz. Tesis dışındaki atlardan bahsedecek olursak en büyük yapılan yanlış şu. Kısrak bir önceki sezondan boş kaldığı anda
Ta ki 15 Şubat, bir sonraki sezonun 15 Şubat'ı gelene kadar maalesef hiçbir uygulama yapılmadan çiftlikte bekletiliyor. Az önce tesis içerisinde yapılan uygulamalardan bahsettim. Bizim yaptığımız uygulamalar çok zor uygulamalar değil. En azından en basitinden suni ışıklandırmaları yapmaları bile bizler için büyük bir avantaj. Özellikle son yıllarda at sahiplerimizi, yetiştiricilerimizi de bu konuda her ne kadar uyarsak da maalesef boş kısaklar 15 Şubat'a yakın sürede tesislerimize gelmeye başlıyorlar. Kısrakların 15 Şubat'ta gelmiş olması, 15 Şubat veya devam eden süreçte hemen çiftleşeceği, çekimi hazır olacağı veya bir önceki sezondan neden boş kaldığını bilmediğimiz için hemen gebe kalacağını maalesef göstermiyor. Dolayısıyla bize mümkün olan en erken sürede kısrakların da gelmesi gerekiyor ki neden boş kaldığının sebebini tespit edelim veya herhangi bir neden yok ise maiden kısrak olabilir. İlk defa çiftleşecek kısrak olabilir veya bilinçli bir şekilde boş bırakılmış olabilir geç doğum veya başka sebeplerden dolayı. Neticede erken çekim isteniyorsa erkenden gelmesi lazım ki hazırlıklar, gerekli uygulamalar yapılabilsin. Çiftliklerde bulunan kısraklara dönecek olursak tekrar suni ışıklandırmaları kendi tesislerinde, çiftliklerinde yapabilirler. Veteriner hekimleri çiftliklerine çağırıp en az bir defa bir ultrasonla muayene ettirebilirler. Neden boş kaldığını araştırabilirler ve buna yönelik de bir tedavi protokolü uygulatabilirler. Rasyon konusunda bir kez daha geri dönmek istiyorum. Bize bir aygırın bir öğündeki rasyonu nasıl hazırlanır gösterebilir misiniz? Tabii ki, buyurun hep birlikte bakalım. Fatih Hocam, bir aygırın bir öğünde ne yiyeceğini hep birlikte göreceğiz şimdi. Siz anlatacaksınız. Buyurun. Aygırlarımızın yem öğünlerini, rasyonlarını hazırlarken dikkat ettiğimiz bazı hususlar var. Bunlar neler? Öncelikle yaşı. Haftalık takip ettiğimiz, burada da görebilirsiniz, vücut ağırlığı. Ondan sonra sezon içerisinde yapacağı aşım sayısı. Bütün bunları değerlendirerek, vücut kondisyonunu da göz önünde bulundurarak her aygır için bir günde toplamda kaç kilogram yemeyeceğini tespit edip ayarlıyoruz. Bunu da İzmit Aşım İstasyonu olarak aygıra günde 3 öğün olacak şekilde pay ediyoruz. Sabahleyin, akşam ve gece olacak şekilde 3 defa aygıra yem veriyoruz. Şimdi sizin de göreceğiniz şekilde bir aygırın akşam öğününü hep birlikte ayarlayacağız. Gördüğünüz ölçü 2 kilogram. Kullandığımız aygır hazır yemini 2 kilogram aldık. Aygıra vereceğimiz kovanın içine boşaltacağız. Bu hazır yemin içinde neler var? Hazır yemin içerisinde olması gerektiği ölçülerde protein içeren yulaf, arpa, soya, mısır, pelet şeklinde yonca, onun dışında bazı vitaminler, mineraller, probiyotikler bulunmakta. Evet. Aygır için kullanmak istediğimiz yemi temin ve tercih ederken bu tür kriterlere dikkat ederek tercih ediyoruz yemi. Yemin içerisine tırnakları koruması bakımından biyotin ilave ettik. Bundan sonra yemin daha rahat sindirilmesine kolaylık sağlaması için özellikle Saccharomyces grubu canlı mayaları içeren prebiyotik, probiyotik ilave ettik. Bir de vitamin, mineral içeren bir katkımız var. Şu an onu ilave ediyoruz. Bundan sonra da hem çeşit olması hem de A vitamininin spermatogenez, yani fertilite, aygırlarda fertilite üzerine olumlu etkisinden dolayı yaklaşık 5 adet, 500 gram, 1 kilo civarında havuç doğuruyoruz. Böylece öğünü de lezzetlendirmiş oluyoruz. Evet, kesinlikle. Daha cazibeli hale getiriyoruz ki rahatlıkla severek tüketebilsin. Beslenme çok önemli. Sağlıklı beslenecek ki sağlıklı aşımlar ve sağlıklı taylar elde edeceğiz. Daha sonrasında da yine aygırdan bahsediyoruz. Özellikle oksidasyon sağlayan E vitamininden zengin fındık yağı. Son olarak rasyona ilave ediyoruz. Bir su bardağı 100-150 ml civarında. Bunların dışında eğer aygırın ihtiyacı olan herhangi bir şey varsa, mesela örnek vermek gerekirse fertilitesiyle alakalı bir sorunu varsa, o sorunu olan probleme yönelik
çözüme ulaştıracak bazı katkılarımız da olabiliyor. Ama şu an görmüş olduğumuz rutin bir aygırın bir öğünü. 2 kilogram bir aygır için akşam öğününü hep birlikte hazırladık. Daha sonra mix edip karıştırıp aygırın önüne döküyoruz. Şu anda aygırın akşam öğünü yemliğine döküldü. Yaklaşık 5 ila 10 dakika içerisinde bu yemi tüketmesi beklenir. Onu da takip ediyoruz. Tüketmediği durumda herhangi bir problem olup olmadığını inceliyoruz. Aygır boksu diğer kısrak, boş kısrak, gebe kısrak veya taylı kısrak boksuna göre biraz daha farklı. Şu an içinde bulunduğumuz boks 25 metrekare. 5x5 şeklinde olacak şekilde. Her gün, her sabah boks temizleniyor. Temizlendiğinde önce kullanılmayacak olan kirlenmiş saplar dışarıya alınıyor. Sonrasında dezenfeksiyon maddeleri kullanılıyor. Öğleden sonraya kadar havalandırılıyor. Öğleden sonra ilavesi yapılıyor. Ve tekrar aygır padoktan döndüğünde tertemiz olacak şekilde hazır hale getiriliyor gördüğünüz üzere. Aygırımız sabah saatlerinde seyislerimiz yanına girdi. Altını temizlediler. Sonrasında gün içinde neler yapıyor aygırımız? O zaman baştan anlatacak olursak, seyis gelir, ağırın kapısını açar, aygırı alır, padoğa çıkartır. Bu aşağı yukarı sabah 8 ile 8.30'a kadar tamamlanmış olur. Daha sonrasında bütün aygırlar ortalama akşamüstü 3-3.30'a kadar padokta kalırlar. Yaklaşık 7 saat, 7.5 saat neredeyse padokta zaman geçirirler. Bu süre zarfında tabii sürekli takip altındalar. Kontrol ederiz padokta neler oluyor, neler bitiyor, her şey yolunda mı diye. Ondan sonra tekrar ağıra döner arkadaşlar. Suluğu temizlerler, yemliği temizlerler. Suyunu içip içmediğini, yemlikte yem kalıp kalmadığını kontrol ederler. Eğer aksi bir durum varsa veteriner hekimlere derhal haber verilir. Ondan sonrasında aygırın ahırının temizliğine geçilir. Boksta az önce de söylediğim gibi kirlenmiş, kullanılamayacak olan malzeme temizlenir, dışarı alınır. Dezenfektan madde kullanılır. Temizlenmesi, bakterilerin olumsuz mikroorganizmaların yok edilmesi sağlanır. Ondan sonra havalandırılır. Suluğuna taze su dökülür. Yemler aygır içeriye girdikten sonra bizim tarafımızdan belirlenmiş olan saatlerde verilir. Ahırın ilavesi yapılır. Yeniden kullanıma hazır hale getirilir. Daha sonra 3-3.5 civarında aygırlar teker teker içeriye alınır. Güzelce yıkanılır. Suyu kurulanır. Ondan sonra da bokslarına teker teker konulur. Belirlenmiş saatte yemlerin önüne dökülür. Bu sürede aygır olduğu için ve önemli olduğu için sürekli kontrol ve takip altındadır. Boksların hepsinin önünde kireç gördük, beyazdı girişleri. Evet. Bunun sebebini öğrenebilir miyiz? Herhangi bir bulaşıcı hastalık ortaya çıkmasın. Bir gözden kaçan herhangi bir şey olursa mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler, mantarlar onlar etkisiz hale gelsin diye bu şekilde önlem alıyoruz. Bugün kireç, sönmüş kireç denk geldi. Ama onun dışında da kullandığımız dezenfektan maddeler var. Mümkün olduğu kadar günlük veya gün aşırı dezenfeksiyon yapıyoruz. Hocam, bu hazırladığımız rasyon dışında gün içinde başka şeyler de veriyor musun? Tabii ki rasyon yanında verdiğimiz bazı şeyler de var. Rasyon daha önce de söylediğim gibi günde 3 defa olacak şekilde sabah öğünü, akşam öğünü, gece öğünü. Bunlara ilave olarak da kuru ot, aynı zamanda kuru yonca aygırlara veriliyor. Günde 2 defa kuru yonca ve 2 defa kuru ot veriyoruz. Sabah 8-8.30 sularında aygır tablasına geldik. Aygırlarımız dışarı götürüldüler. Box temizlikleri yapıldı. Şimdi öğlen saatlerindeyiz. Bir aygır box'ı nasıl kapatılıyor? Hep birlikte onu göreceğiz. Sabah saatlerinde aygır tavlamızdaki box'ımız, aygırımızın olduğu box açılmıştı. İçindeki pislikler temizlendi ve havalanması için bırakıldı.
Alt malzememiz yeterince havalandıktan sonra Seyis abilerimiz burada kapatma işlemini yapıyorlar. Öğlen 3.30-4 arası aygırlarımız tavlalarına ve kendi bakslarına geri dönecekler. Şu an aygır tavlasındayız ve banknotun ahırının önünde duruyoruz. Banknotun şöyle bir hikayesi var. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 2010 yılında banknotu Türkiye Jockey Kulübü'ne hediye ediyor. Ve sonrasında çok da güzel bir hikayesi var banknotun. Onu da birazdan hep birlikte banknotun yanında öğreneceğiz. Banknotun çok güzel bir hikayesi var demiştik. Bu bir aşk hikayesi aslında. Şimdi bu hikayeyi de veteriner hekimimiz Fatih Dereli'den dinleyeceğiz. Evet, banknotun yanındayız şu anda. 2010 yılında Türkiye'ye gelerek Türkiye'de aşım yapmaya başlamış bir aygırımız. Kraliçe 2. Elizabeth tarafından Türkiye Jockey Kulübü'ne armağan edildi. Geldiği ilk yıl Maiden aygırdı. Aşım yapmayı bilmiyordu. Haflinger, Şerife isimli bir süt annemiz, süt anne kısrak kullanarak aşım yapmayı öğretmeye çalıştık. Daha önce de söylediğim gibi ismi Şerife'ydi. 15-20 gün içerisinde aşım yapmayı öğrendi ama şöyle güzel bir anısı var. Aşımlar başladığında 15 Şubat tarihe gelip bir İngiliz kısrağına aşım yapmak üzere geldiğinde maalesef İngiliz kısrağına aşım yapmayı reddetti. Biz düşündük neler olabilir, neden aşım yapmıyor, Şerife'ye aşım yapıyordu, her şey yolundaydı. Daha sonrasında bir Şerife'yi getirelim, bir deneyelim dedik. Bakalım Şerife'ye atlayacak mı, ilgi gösterecek mi? Hakikaten de düşündüğümüz gibi oldu. Şerife salona girer girmez banknotun hareketleri, hal ve hareketleri değişti. Aşım yapacakmış gibi hazırlandı. Ondan sonra tekrar İngiliz kısrağını atlatmayı denedik. Yine aşım yapmadı. Sonra aklımıza şöyle bir fikir geldi. İngiliz kısrağı ile Şerife'yi yan yana tuttuk. Aygır yine hazırlandı banknot. Hal ve hareketleri değişti. Biz de bir şaşırtmaca yaptık. Şerife'ye aşım yaptıracakmış gibi hazırladık, atlattık. O sırada Şerife'yi altından çekip diğer İngiliz kısrağını getirdik. Ve o şekilde bir aldatmacayla başarılı bir şekilde aşımı tamamladı. Bu o sezon, 2010 aşım sezonunda öyle devam etti maalesef. Muhtemelen Şerife'ye aşık olsa gerek ki Şerife'siz aşım yapmadı. Daha sonra 2011'de sorunsuz bir şekilde Şerife'yi görmeden aşım yapmayı öğrendi. Bu şekilde güzel bir hatıra bıraktı bize.